Bölüm Sonu Canavarı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Far Cry 5'in dünyasına giriş yapacağız. Oyunda ne gibi yenilikler var veya yenilikler var mı? Far Cry 3'ten beri süregelen formül hala işliyor mu? Bu gibi sorulara yanıt arayacağız. Oyunun atmosferini görme fırsatı bulacağız. Yine oyun içerisindeki deneyimlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk olarak ayarlar kısmına gelip oyunu hangi ayarlarla oynuyoruz, ne gibi özellikler var bunlara bakalım isterseniz. Audio kısmında altyazı seçeneklerinde en azından bir Türkçe var mı diye bir umutla girdim ancak burada ne yazık ki göremedim. O yüzden İngilizce altyazılar kalsın diyelim. Sonrasında video ayarlarına baktığımızda oyunu 1920x1080 Full HD çözünürlükte ve grafik ayarları alınabilecek en yüksek seviye ultra olanlar ultraya, high'a çıkanlar da high'a yükselttim ve Ubisoft oyunlarında en sevdiğim kısım ayar kısmındaki bu değişiklikleri anlık olarak size göstermesi ve biz oyunu olabildiğince en yüksek ayarlarda burada oynayacağımız zaten açık bir şekilde gözüküyor ki optimizasyon konusunda da bana kalırsa başarılı bir oyun. Herhangi bir oynadığım süre boyunca FPS düşmesi gibi durumla karşılaşmadım. Motion blur efektimiz de açık. Gördüğünüz gibi tüm ayarlar ultra'da. Dedikten sonra burada bir third party kısmı var. Bu ne derseniz Tobii Eye Tracking desteği var oyunda. Yani göz izleme teknolojisi olan Tobii Eye Tracking'i Far Cry 5 destekliyor. Veyahut burada Corsair bir ekipmanınız varsa RGB ışıklandırma desteğini de buradan oyuna uygun şekilde aktif edebilirsiniz. Bunun dışında arayüz ayarları var. Yani oyun içerisindeki pek çok noktayı özelleştirme seçeneğiniz mevcut. Bunu da söyledikten sonra bir de gamepad ayarları da var tabii. PC'de de oynasanız isterseniz gamepad ayarlarınızı burada yapmanız mümkün dedikten sonra New Game diyelim ve yeni bir oyuna başlayalım. 3 farklı zorluk seçeneği var. Ben orta yolda olsun diye normal seçiyorum. İlk başlangıçta bir karakter seçimi için size soru geliyor. Yani kadın mı erkek mi karakter seçeceksiniz, cinsiyet seçimi. Ben erkek seçtim. Sonrasında çoğu ara sahneyi sizlere göstermeden çok fazla spoiler içeriği olmadan ilerlemeye çalışacağım. Daha çok oynanış görüntüleriyle birlikte bir şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. O yüzden çok fazla spoiler endişeniz olmasın. Oyunun başında karşımızdaki düşman ana karakter veya onun yanındaki yan karakterleri, bunların durumlarıyla ilgili çeşitli videolar görüyoruz ki karşımızdaki düşman aşırı sağcı, dinci bir tarikatın lideri ve bu şekilde insanları çevresinde toplamış bir isim. Tıpkı Far Cry 3'te ve 4'te olduğu gibi yine psikopat bir kötü karakterle karşı karşıyayız. Aslında formül aynı şekilde korunuyor diyebiliriz Far Cry oyunlarında. Ve yine benzer şekilde bir karaktere karşı mücadele edeceğiz. Dördüncü oyunda olan durum, oyunun başında eğer ki sahneyi geçmezseniz, herhangi bir müdahale yapmazsanız farklı alternatif bir son da sizleri bekliyor. Bunun bilgisini verelim daha doğrusu. Burada yine ana karakterin, ana kötü karakterin ne kadar psikopat olduğuna dair bir şeyler görüyoruz. Burada bir kendisini videoya kaydeden kişinin gözlerini yerinden, yuvasından söktü. Burada da bizim oyundaki pek çok noktada karşılaşacağımız ana karakterlerimiz iyi isimler var. Ancak dediğim gibi videolar, daha doğrusu ara sahnelerle ilgili çok fazla sizlere bilgi vermeden bu kısımları göstermeye çalışacağım. Oyunun başında aslında bu karakteri tutuklama üzerine bir yola koyuyoruz. Yani oyundaki ana kötü karakteri ve sonrasında da maceralar buradan itibaren ilerliyor ve aslında ne gibi bir dünyanın içerisinde olduğumuzun farkına varıyoruz. Çünkü burası bu kötü karakter ve kardeşleri tarafından kuşatılmış her bir yanı ve insanlar onların boyunduruğu altında, hatta onların destekçisi olmuş durumda ve her koşulda onları savunuyorlar ve onlar da bu gücü arkasına almış bir şekilde buraya hüküm sürüyorlar. Hatta ilerleyen dakikalarda görme fırsatı da bulacağız. Kendisinin kocaman bir en tepe bölgede devasa heykeli bulunuyor. Onunla ilgili de bir görevimiz olacak. Burada kendisine tutuklama kararının çıktığını belirtiyoruz. Ancak sonrasındaki olayları dediğim gibi sizlere çok fazla göstermek istemiyorum. Spoiler olmaması açısından. Ve bir kaçış sahnesiyle başlıyoruz. Far Cry 3'te de buna benzer bir sahne vardı. İşte zengin çocukları adaya geliyorlardı. Sonrasında çeşitli olaylar oluyordu ve kaçmaya çalışıyorduk. Buna benzer bir açılış sahnemiz var. Görsel anlamda bakacak olursak, ilk oyunun grafiklerini değerlendirecek olursak Dunia Engine ile geliştiriliyor ve dediğim gibi optimizasyon konusunda başarılı. Görsel anlamda da oldukça doyurucu bir atmosfer var oyunda. Tüm ayarlar ultra'da gayet iyi bir şekilde
deneyim ettik oyunu. Tüm deneyimimiz boyunca herhangi bir sorun yaşamadık. Ve burada da stealth modu ile ilgili bize bilgiler veriyor oyun başlangıçta ufak ufak. Şimdi az önce bir kaçış gerçekleştirmiştik. Bunu başardık. Ama sonrasında da bazı ekipmanlar almamız gerekiyor. Burada silah ve mühimmat ekranımızı görebiliyoruz. İkisi arasında E tuşuyla hızlı hızlı geçiş yapmamız da mümkün. Daha sonrasında tabii silahlar edindikçe bu alanlarda ne gibi özellikler var, craft özellikleri neler, bunları da size göstereceğim. Burada ana görevler, yan görevler gibi çeşitli özellikler var. Bunların olduğu menülerde sıra sıra zaten onlarla ilgili görevler yaptıkça karşımıza çıkacak ve bunlara da değineceğiz. Burada ben yine yavaş yavaş ilerleyerek, şurada çünkü bir düşman var, az önce sesini de duydum. Kendisini indirmek istiyorum. Elinde bir silah var görebildiğim kadarıyla. Evet, gördüğünüz gibi. Ve onu birazdan alt edeceğim. Tabii nasıl alt edeceğim? Buna bakalım. Şu an gayet sessiz bir şekilde durmaya çalışıyorum. Çünkü bu sessizlik aslında oyunun temelinde bana kalırsa en önemli unsur. Ben sessiz bir şekilde ilerlemeyi çok seviyorum Far Cry oyunlarında. Özellikle Far Cry 3'te bu şekilde kendi stratejimi belirleyerek çok uzun ve güzel bir deneyim yaşamıştım. Far Cry 3'ün o yüzden bende yeri ayrıdır. Burada da elimize geçirdiğimiz bir boruyla, demir parçasıyla adamı indirdik, al aşağı ettik. Ve sonrasında etraftan çeşitli materyaller alıyoruz. Öncelikle tabii adamın silahını alalım. Loot, Far Cry 5'in olmazsa olmazlarından, geldiğiniz her noktada çeşitli eşyaları veya parayı bir şekilde cebinize indirmeniz lazım ki ilerleyen noktalarda bunu özelleştirmelerde, craftlarda kullanabilin. Ben tabii elimdeki silahla şimdi orada bir cephanede bulmuştum. İki kişiyi buldum. Onları da indireceğim. Güzel bir şekilde diye umuyorum. Atışlar konusunda, silahla vuruşlar konusunda ilk başlarda biraz yabancılık çektiğimi söyleyebilirim. Çünkü her ne kadar böyle adamın üstüne sıkıyormuş gibi hissetsem de bazen vuramadığım oldu. Hatta bazen değil, çokça defa oldu. Ancak yavaş yavaş buna da bir noktadan sonra alışıyorsunuz. Daha sonrasında karakter özelleştirme ekranı geliyor. Bu görevde ilerledikten sonra ve karakterinizin saçına, başına, yüz tipine çok fazla detaylı olmasa da değinebiliyorsunuz. Yani bunları seçebiliyorsunuz. Ancak esas özelleştirme kısmı kıyafetlerde. Onu zaten ilerleyen kısmında da göreceğiz. Başlangıçta biraz sınırlı bir şekilde belli kıyafetleri seçmemize izin veriyor oyun. Sonrasında bunlarla ilgili pek çok özelleştirmeyi oyun içi parayla kendinizi alıp karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. Kendinize bir imaj da yaratabilirsiniz. Bunun için çeşitli seçenekler de mevcut. Burada silahların geçiş ekranını biraz size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi elinizdeki tüm silahlar bu şekilde ekranınızda gözüküyor ve mouse'un tekerlek tuşuyla her bir alandaki farklı silahları tek tek seçebiliyorsunuz. Ve oyundaki esas amaç ne? Birincisi sivilleri kurtarmak. Yani bu şekilde bağlı bir şekilde tutulan sivilleri pek çok noktada karşımıza çıkıyor bunlar. Oyun alanında ilerlerken adım başı neredeyse çıkıyorlar. Bunları kurtarmak, bu cult properties dediği alanları yok etmek, mission yani görevleri tamamlamak ki buna hem ana görevler hem yan görevler dahil. Ana görevlerin bu arada oldukça hoş tasarlandığını da söyleyebilirim. Bazılarından ufak ufak kesitler de göreceğiz. Ve tabii ki bu birliklerin boyunduru altında olan bunların ele geçirdiği mekanları özgürlüğüne kavuşturmak. Bunlar oyundaki temel amaçlarımız Far Cry 5'teki. Ve biz de bu amaca hizmet edecek şekilde ilerlemeye çalışacağız oynayışımız boyunca. Ve ilk olarak gördüğünüz gibi burada bir sivil elleri kolları bağlı şekilde duruyor. Hemen yanındaki iki kişiyi, onu tutsak şekilde bulunduran iki kişiyi indirdik. Hemen loot yapalım. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bazen karakterin üstünde loot işaretiyle yanındaki silahı alma işareti aynı anda denk gelip istemeden silahınızı değiştirebiliyorsunuz. Bu gibi bir sıkıntıyla çokça boğuştum. Ancak zamanla buna da alışıyorsunuz. Bunun dışında bu tarz böyle pırlanta işaretinin, elmas işaretinin çıktığı noktalardan bolca para, mühimmat bulabilirsiniz. Bu tarz alanları bulduğunuz zaman keşfetmek için, içeriye ulaşmak için belli yollar kat etmeniz gerekiyor. Ve buradan da ilk başlangıçta aslında bana kalırsa oyunun sonuna kadar da tahmin ediyorum ki ilerlersek kullanacağımız bir silah, okumuz ve yayımız sessiz ilerleyiş için çok önemli. İlerleyen aşamalarda tabii ki belirli bir para kazanıp iyi silahlarla donanıp ve bu silahlarımızı da susturucularla kuşandırıp daha etkili, daha efektif saldırılar gerçekleştirebiliriz. Burada da ilk olarak bir silah craftlayacağız. Tabii hangi silah craftlayacağımızı ben şu anda ilk başta araştırıyordum ve gördüm. Evet, gördüğünüz gibi sağ tuşa basılı tutarak kendimize bir adet dinamit craftladık.
Ve bunun dışında inventory kısmında işte atılabilir, toplanabilir eşyalar var. Çeşitli bitkiler, baharatlar, yani bizim sağlığımıza iyi gelecek şeyler veya sahip olduğumuz özellikler. Burada da gördüğünüz gibi ana görevler. Bunları isterseniz track veya untrack yaparak haritada işaretleyebiliyorsunuz. Yan görevlerde yine aynı şekilde orada. Ranger Station, bulduğumuz bir noktayı illaki o anda ele geçirmek zorunda değiliz. Orayı işaretledikten sonra istediğimiz zaman demin görevde olduğu gibi track veya untrack yaparak daha sonrasında hani ben bu noktaya gelirim, burayı alırım gibisinden işaretleyebilirsiniz. Ancak ben gördüğüm gibi saldırmaktan yana kullandım burada seçimimi. Adamı gördüğünüz gibi orada işkence yapıyorlar. Sen misin ona işkence yapan? Bu arada dürbünle baktığın zaman çok daha hızlı bir şekilde düşmanlar işaretleniyor. Burada gittim. Çok akıllıca bir hareket yaparak direğe vurdum ilk başta. Sonrasında ona işkence eden adamı indirdim. Diğeri gördü, onu da indirdik. Hemen hızlı bir şekilde ama sonuncusu hareket etti. Derken bir tane daha çıktı oradan. Peydah oldu. Ancak yakın dövüşlerde dediğim gibi çok fazla efektif değil ok yay karışımı, birleşimi. O yüzden tabancamla onu indirdim. Son adamı da bu şekilde indirdik ve Ranger Station artık özgürlüğüne kavuştu. Buralarda kurtardığınız oyuncuları, karakterleri yanınıza alabilir ve bir süre boyunca veya tamamen sizinle birlikte savaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bu tarz ara sahnelerle de kurtardığınız bölgeler size gösteriliyor. Bu isimleri, bu karakterleri yanınıza almanın ne gibi bir avantajı var derseniz de kimi zaman ölürseniz eğer bunlar sizi kaldırabiliyor veya onlar öldüğü zaman siz de onları kaldırabiliyorsunuz. Böylelikle pek çok noktada yani kurtarıcı görevi görebiliyorlar ve görevleri baştan başlamak veya kaldığınız yerden devam etmek yerine o anki aksiyonu hiç bozmadan olduğunuz şekilde devam edebiliyorsunuz. Burada bir başka noktayı daha aldım. Tabi bunlar başlangıçtaki bölgeler olduğu için bunları ele geçirmek biraz daha kolay. İlerleyen noktalarda helikopterlerle etrafı böyle sürekli gözetilen, içerisinde keskin nişancıların veya ağır silahlı mühimmatlı askerlerin bulunduğu bölgeler de var. Bir tane az önce gördüğünüz gibi mekanda yaktık, yıktık. Buradaki dini inanış üzerinden insanların kullanıldığı ve belirli bir karakterin yüceltildiği bu düzeni bir şekilde bozmaya çalışıyoruz. Onun kardeşleri de burada 3 farklı bölgede konumlanmış durumda. Onların belli bölgeleri var. Bu bölgelerde toplamamız gereken rezistans puanları var. Gördüğünüz gibi örneğin Jacob'un puanı 10.000, diğer ikisinin puanı 13.000. Ve bu şekilde bu bölgeleri onların boyunduruğundan çıkararak Joseph'e kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi Joseph'e ulaşmak için önce bu 3 kardeşinin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Oyun haritası oldukça geniş ve bu bölgelerde çeşitli aksiyonlara, atraksiyonlara girebileceğimiz noktalar var. Oyun esnasında bulduğumuz haritalarla bu atraksiyonların nerelerde olduğunu da görebiliriz. Çeşitli noktalarda böyle üzerinde yeşil ibare bulunan karakterler var. Bunların kimisinden silah alışveriş yapabilir. Kimi noktalarda garajlardan araçlar alabilirsiniz. Bunları da zaten karşılaştıkça ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Ben bu silah mühimmat satan arkadaştan ilk başta bir ekipmanlara bakmak istiyorum. Ne gibi silahlar var? Çeşitli özelleştirmelerin de üzerinde bulunduğu kazma kürekten tutun da işte en mühimmatlı sniper'ına kadar pek çok silahınız bulunmakta, pek çok özelleştirme bulunmakta. Ancak şu anki paramız bunların pek çoğunu almak için yeterli değil. Silah seçenekleri, özelleştirmeleri beni memnun etti diyebilirim. Far Cry 5'te bu noktada doyurucu bir içerik olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok silahın özelleştirme noktasında işte dürbün olsun, susturucu olsun, ekstra magazin yani ekstra şarjör olsun, bu gibi seçenekler mevcut. Şöyle değişik tasarımlı silahlar da var ve bazılarının özelliklerini açmak için işte Yubi Club gibi bazı farklı seçenekler de var. Burada gördüğünüz gibi bir tabancanın üzerine tabancanın kendisi kadar bir dürbün bile takmak mümkün. Ancak şu an tabancaya bir şey takmayı düşünmüyorum. Bunu sadece sizlere göstermek için buraya aldım. Benim esas başlangıçta kullanmak istediğim silah tabii ki de burada ve kendisine bir skin, tasarım yani yerleştirmek istiyorum. Şu başlangıçtaki kırmızı hoşuma gitti. Aslında hoşuma gitti değil de ucuz olduğu için onu yapmak istiyorum. Zaten alamayacaklarınız kırmızı dolu işaretiyle belirlenmiş. Yeşil olanları alabiliyoruz. Bunu alalım. Kalan paramızla da isterseniz mühimmatlarımızı şöyle bir tazeleyelim. Gayet hoş oldu bence bu alışveriş. Ben bu alışverişten gayet memnun kaldım. Bunun dışında sell loot kısmında elinizdeki işte hayvan derisidir, harita gibi özellikleri satabiliyorsunuz. Clothes kısmında demin bahsetmiştim. Burada çok fazla özelleştirme var. Çeşitli outfitler var. Yani
hazır giyim tarzları. Ancak bunların bazıları kilitli, bazılarını almak için de oldukça fazla paraya ihtiyaç duyuyorsunuz. Burada Ubisoft'un oyunları örneğin Assassin's Creed, Rainbow Six Siege, Watch Dogs 2, hatta Far Cry 3'ten ana kötü karakter Vaas bile mevcut. Yani özelleştirme konusunda biraz abanmışlar diyebiliriz. Ancak ilk aşamada benim bunlar hiç umurumda değil. Tabii ki de isterim ki silahlarım olabildiğince güzel bir şekilde tasarlanmış, benim işime yarayacak şekilde sahip olabileyim onlara. Tabii bunlara sahip olmanın hızlı bir yolu da var. Oyuna mikro ödeme, daha doğrusu bunlar pek mikroda sayılmaz. Yani 175 liraya 5000 silver alabiliyorsunuz, silver barlar. Bunlar da farklı seçenekler. Bunun dışında böyle korunmaya yönelik mühimmatlarda işte koruma olsun veya can, sıhhiye özellikleri de mevcut. Bunun dışında challenge'lar var oyunda. Bu challenge'ları yaparak o challenge'ların karşılığı olan perk puanlarını kazanabiliyorsunuz. Ve bu perk puanlarıyla da kendinize işte daha iyi yüzme, suyun altında daha fazla kalabilme, paraşüt, wingsuit veyahut daha fazla mühimmata sahip olma, taşıyabilme, ekstradan ikinci bir silahı taşıyabilme gibi özelliklerinizi açabiliyorsunuz. Aynı zamanda yanınızda bulunan diğer karakterler için de bu özellikleri açabiliyorsunuz. Örneğin elimde şu an bir lav silahı var. Tabii sivilleri öldürmek pek hoş olmasa da böyle cani bir sahneyi sizlere göstermek istedim. Oyun alanında bu tarz canilikleri yapabileceğiniz çok alan var, çok fazla fırsat var. Çünkü adım başı düşman neredeyse. Şu gördüğünüz beyaz araç, şu hemen karşımızda olan bunun gibi araçları sıklıkla göreceksiniz. Örneğin burada. Karavan, jeep, tır sürekli olarak geliyorlar ve sizi gördükleri zaman da ateş ediyorlar. Ancak saldırmazsanız çok da fazla üzerinize düşmüyorlar ve yapay zeka ne kadar akıllı derseniz, ne kadar zeki derseniz çok fazla zekaya sahip değiller bana kalırsa. Çünkü bazen aval aval bakınıyorlar. Ben burada tır alıp kaçmaktan yana kullandım seçimimi. Ama gördüğünüz gibi yol üstünde yine bir kamyonet, sonrasında bir jeep, bir tır. Bunlar sürekli olarak geliyorlar ve sürekli olarak size saldırıyorlar. Oyun alanında sürekli bir aksiyon hakim. Yani bir şöyle rahat durayım diyemiyorsunuz. Şöyle kenara çekeyim, manzarayı izleyeyim diyemiyorsunuz ki manzaralar gördüğünüz gibi oldukça hoş. Ağaçlık alanlar genellikle ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Hop derken şuradan ucuz kurtardık. Gördüğünüz gibi her yer düşman. Hiç aksiyon durmuyor. Ben şuradan ATV'ye atlayayım diyorum. Tabi ATV'nin önüne aracımı şöyle siper edeyim ki daha iyi olur düşüncesindeyim. Atlayalım. Bakalım buradan uzaklaşalım yavaş yavaş. Oyun alanında gördüğünüz gibi bize saldırıyorlar. Bir yandan işte geyikler, ceylanlar geçti. Sürekli olarak böyle yaşayan bir dünya havasını hissettirmek için bol bol bunlardan serpiştirmişler. Ancak bazen bayabiliyor bir noktadan sonra. Gördüğünüz gibi bir rehin alınmış kişi vardı. Hemen hiç şeye girmeden kurtardık. Kendisiyle konuşmak istiyordum derken o da ne? Bize bir saldırı gerçekleşti. Tabii ben buradan hemen kaçmak istedim ancak nafile. ATV'm atlar giderim dedim. ATV'yi üstüme sürdüler. Evet, hayvan hakları koruyucularını bazen böyle dikkatini çekecek hareketler yapabiliyoruz oyunlarda. Hayvanları cani bir şekilde öldürebiliyoruz. Bu sefer hayvanlar bizi cani şekilde öldürdü. Bu durumda ne yapacağız? Kaldığımız yerden oyuna devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hayvanlar her yerden çıkabiliyor. Her an bir yerden bir saldırı görebilirsiniz. Örneğin burada olduğu gibi arkamı döndüğüm anda bir jaguar kendisi bana saldırdı. Ateş ediyorum, hiç umursamıyor. Ancak belli bir süre korkutursanız ateş ederek kaçmaya başlayabiliyorlar. Gördüğünüz gibi kendisi de kaçtı, hatta suya girdi. Suya girip yüzebildi. Bu da önemli bir özellik. Yani bu zamana kadar ana karakterlerin bile yüzemediği pek çok oyunla karşılaştığımız için. Ancak burada bir oyun açığı, bir bug mı desem, bir hata oluşacak birazdan göreceğiniz üzere. Öldürdüğüm hayvan uçarak böyle bir süzüldü ve yanıma kadar geldi. Ya da bana kolaylık sağlamak istedi. Gel hemen derimi burada yüz diye. Ben de bu jaguarın hemen derisini burada yüzdüm. Oyunda çeşitli farklı araçlar da mevcut. Yani silahlarda olduğu kadar araçlarda da çeşitlilik sağlanmış. Burada da gördüğünüz gibi bir hava aracıyla birlikte yolumuza buradan devam edebiliriz. Bu tarz araçlar aslında uzun yollara gitmek için daha da faydalı ki fast travel noktaları da var. Çünkü bazen görevler arası bir uçtan bir uca haritada gitmeniz gerekebiliyor. 3000-4000 metre mesafe kat etmeniz gerekiyor. Hele ki araçla giderseniz zaten adım başı o 4000 metrede atıyorum abartısız en az 50-60 kere düşman araçlarıyla karşılaşacaksınız. Belki 100 kere, bilmiyorum, hiç saymadım ama. Ve sürekli onlarla ya kapışmanız ya da kaçmanız gerekecek. Az önce bahsettiğim ana kötü karakterimizin şehrin tepe noktasında bir heykeli var demiştim. Uzaktan gördük, ona da yakınlaşacağız. Burada evet, fighters, dövüşçüler.
Bu hanım ablamızı ben yanıma almak istiyorum ve kendisiyle anlaştım az önce. Ve bundan sonraki süreçte nereye gidersem gideyim benimle birlikte gelecek. Şuraya hareket et dediğim noktalara hareketlenecek. Benden izinsiz kimseye saldırmayacak. Hep benim yanımda olacak. Bu da bana avantaj sağlıyor. Gördüğünüz gibi arkada helikopterde duruyor. Kendisinin orada olup olmadığını kontrol etmek için tekrar tekrar dönüp bakmıştım. Ve görev itibariyle de görev icabıyla bu heykele doğru gidiyoruz. Bu heykeli yıkma görevi verildi bize. Ben de helikopterle yaklaştım. Hava araçlarını da kullanmak, normal kara araçlarını kullanmak kadar basit. Yani çok komplike bir yapısı yok. Oyunda herhangi bir helikoptere, planöre bindiğiniz anda çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Aşağıdaki düşmanlarla uğraşmamak adına şöyle bir şey yapayım dedim. Buraya indirdim aracımı. Adamın elinde tuttuğu kitaba doğru ve oradan kafasına bir headshot attım. Ancak heykelin tamamını indirmek gerekiyormuş. Sonrasında aşağılara indim ve heykelin dışarıda kalan kalıntı ne kadar parçası varsa hepsini indirdim. Sonrasında heykelin içine girerek merdivenlerden sürekli olarak çıkmamız istendi. Burada tam takım arkadaşımı kurtardım. Az önce bahsettiğim durum böyle durumlarda işinize yarıyor. Öldüğün zaman hemen oradan devam edebilmek için. Sağ olsun kendisi de beni kaldırdı ve buradan aksiyona kaldığımız yerden devam etme fırsatı bulduk. Ancak bu karakterleri de iyi korumanız lazım çünkü her aksiyona da gelemeyebiliyorlar. Burada ilginç bir durum yaşamıştım. Bunu da paylaşmak istedim. Böyle PUBG vari bir sıçrayış yaptım ancak kendisi nasıl başardıysa bu yan karakter zıplamakta olan araçtan atlayıp içinde bulunduğu aracın altında kaldı ve öldü. Sonrasında ne yaptım ben de hemen roster kısmından daha önce görevini yapıp açtığım bir karakteri aldım. Özel karakterler var ki bunların hepsi insan değil, bazıları işte kaplan olsun, ayı olsun, bu tarz karakterler de var ve bunları yanınıza alabiliyorsunuz. Onların çeşitli özellikleri var. Örneğin birazdan gelecek karakter zaten. Şu an kendisini çağırdık. Bu tarz karakterlerin dediğim gibi çeşitli özellikleri var. Jess Black'in özelliği de çok iyi bir okçu kendisi ve yanımızda bulunduğu süreçte de verdiğimiz görevlerde bizimle birlikte geliyor. Hatta siz onu da takip edebiliyorsunuz. Yani beni takip et derseniz o sizi takip ediyor. Follow derseniz de onun peşinden gidiyorsunuz. Bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Auto Drive sinyali şu an gördüğünüz gibi haritada çıkan bir özellik. Auto Drive yaptığınız zaman veyahut bu şekilde Traveling to Waypoint dediğiniz zaman oyun otomatik olarak aracı yola sokuyor. Yani bu özelliği aktif ettiğiniz zaman sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece biraz daha hızlı gitmek veya yavaşlamak için W'ye veya S'ye basabilirsiniz. Onun dışında hiçbir şey yapmasanız bile, yani oyun devam ederken gidip bir çay koyayım, kahve koyayım derseniz, atıyorum 3000 metrelik bir mesafede, araç o sırada sizin yerinize gidebilir. Böyle bir kolaylaştırmaya gerek var mıydı bilmiyorum, ancak hani kılımı kıpırdatmak istemiyorum diyen oyuncular için, çok fazla üşenen oyuncular için belki bir tercih sebebi olabilir veya oyun alanını göreyim ama ben çok fazla yorulmayayım diye. Burada karakteri moving diyerek bir noktaya doğru yönlendirdim gördüğünüz gibi yanındaki karakteri. Give order ve follow. Az önce bahsettiğim seçenekler. Burada da hemen bir araç gözüme kestirdim. Güzel de bir araç. Sen in abicim şöyle. Sana zarar vermek istemiyorum. Sen sivilsin. Ben şu aracı alayım. Oyunun genel mantığı görevleri yaparken bir yandan da böyle haritada etrafta gördüğünüz noktalara ilerlerken bu şekilde aksiyonlara girmek. Hop bir adama çarptık. Onlar da çarpalım diye üstümüze geliyor sanki kaçarken. Hop bir tanesine daha çarptık. Ve bu aksiyon hiçbir zaman bitmiyor. Burada ilerlerken bir shop kısmına denk geldim. Burada garaj var ve garajda da az önce silah veya üniforma, kıyafet alabildiğimiz gibi araçları da alabildiğimizi görüyoruz burada. Çeşitli araçlar var. Üzerine silah takılmış, modifiye edilmiş araçlar var. Çok hızlı araçlar var. Tabii bunlar da para demek. Başka bir şey değil. Oyun içi parayı da loot yaparak, özellikle bu elmas simgesinin olduğu noktalarda görevler yaparak para kasmamız lazım. Karakterimizi bir noktada geliştirmemiz lazım. Yani her anlamda kendinizi geliştirerek ve sürekli bu aksiyonun içerisinde bulunarak ilerlemeniz oyunun temel noktası diyebiliriz. Orada gördüğüm tır da bu arada gayet güzeldi. Belki ilerleyen noktalarda karşımıza çıkar. Kim bilir. Ben yanımdaki karaktere, Jess Black'e, ilerideki düşmanları öldürme görevi verdim. Çünkü orada 2-3 kişi ilerliyor ve gayet güzel bir şekilde indirdi. Yanlarında da rehineler vardı. Oradan bir çakal mı desem, jaguar mı desem bir saldırı gerçekleştirecekti. Ona da bir tane sıktı ve kaçırdı. Ben de o sayede, onun bu hamleleri sayesinde bu iki kişiyi özgürlüklerine kavuşturdum. Uzakta bir kişi daha var. Jess'cim şununla da bir ilgilenebilir misin? Teşekkür ederim. Eline sağlık, eline koluna sağlık. Oh. Hemen oradan oku da alalım. Bu arada attığınız oklar orada kalıyor. Yani karakterin üstünden geçerek
öldürdüğünüz karakterin üzerindeki oku alabilirsiniz. Böylelikle hani mühimmatınızı sürekli yenilemek zorunda kalmazsınız. Yine loot yapmak için girdiğim bir noktada oyunun bir farklı özelliğini daha keşfetme fırsatı buldum. Ki ilk açılışta da ana ekranda görmüştük. Belki dikkatinizi çekmiştir. Ubisoft Arcade kısmı, yani Far Cry 5'in içinde oyun. Oyun içinde oyun durumu. Far Cry Arcade kısmında oyuncular, yani siz de buna dahilsiniz, kendi bölümlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Solo, co-op veya multiplayer olarak bu görevlerde, bu oyunlarda birbirinizle mücadele edebiliyorsunuz. Ben de hemen buradan girdim ve ilk karşıma çıkan 3 yıldızlı göreve tıkladım. Bu da aslında tıpkı GTA dünyasında olduğu gibi oyuncuların kendi görevlerini, kendi yarışlarını oluşturması gibi bir durum. Ve oynanış süresini sınırsıza doğru çıkarıyor. Tabii ne kadar eğlenceli görevler olur, ne kadar farklı, çeşitli deneyimler elde edilebilir, bunu oynayıp zamanla görmek lazım. Ancak burada girdiğim görevde çok basit küçük bir alan tasarlanmış ve burayı özgürlüğüne kavuşturmamız isteniyor bizden. Karşımızda da 18 adet düşman var. Tabii ben hepsini size göstermiyorum. Hemen hızlandırdım biraz. Burada bayağı güzel patlattığım düşmanlar vardı. Özellikle güzel kısımları size seçmeye çalıştım. Şöyle oradan bir kişiyi daha indirelim. Zaten 3 tane düşman kalmış şunun şurasında. Sen de gel buraya. Seni de indirdik. 2 tane kaldı. Şurada uzakta bir tane var. Evet, çatıda gördüm orada. Hemen ona bir bomba sallayalım. Dinamit yetiştiremedik. Biraz daha yukarıdan atarsam. Dikkatle izliyoruz. Boom. Kan efekti sola doğru bayağı gitti. Bir tane düşman kaldı zaten. İçeriye doğru yavaş yavaş girelim. Bu biraz da basit bir görevdi. O kadar zorlayıcı değildi. Belki çok daha zor, böyle emdiğimiz sütü burnumuzdan getirecek tarzda görevler de vardır. Ancak ana hikayeye odaklandığım için bu alanda çok fazla vakit harcamadım. Oyuncuların yaptığı şeyler şu anda genel gördüğüm kadarıyla biraz basit görevler. Son kişi de burada. Gel bakayım. Seni de indirdik ve burayı bağımsızlığına kavuşturduk. Bu alanın bu şekilde tasarlanmış olması, böyle bir arcade makine havasını vermiş olması genel olarak bayağı hoşuma gitti diyebilirim. Yani oyun içerisinde çeşitli interaktif şeyler katmışlar. Baktığın zaman Far Cry 3'teki ilerleyiş mantığı, Far Cry 4'teki ve 5'e de aktarılan işte Primal'daki mantıklar, yani güzel noktalar bir araya getirilmiş diyebiliriz. İşte Primal'da hayvanları evcilleştiriyordunuz. Burada da çeşitli hayvan veya insanları yanınıza alarak onlarla ilerleyebiliyorsunuz. Yine gizliliği ön planda tutarak ilerlemeniz mümkün. Burada da farklı bir göreve çıktık. Bu görevde de içeride bulunan tırı, az önce bahsetmiştim yani bu tırla belki bir yerde karşılaşırız diye. O tırı çalma görevi burası. Ve oradaki düşmanları yavaş yavaş işaretledim. Tabii bazen oyunun hatalarını veya yapay zekanın zekasız olmasını avantajınıza çevirebiliyorsunuz. Jess'cim sen şöyle git orada bir yerde bekle. Ben bu görevi kendi başıma da halledebilirim diye düşünüyorum. Şöyle arka taraftan ilerleyeceğim. Kafamdaki plan şu an için bu. İlerleyelim arkadan. Girelim buradan şöyle güzel bir şekilde. Ve şuraya zıplayalım. Yukarıdan okla vurmayı hedefliyordum en başından itibaren zaten. Hani ne kadar kaçak dövüşürsem o kadar iyiydi benim gözümde. Ve çıkalım şöyle. Hop. Evet, çatıdayız. İçeride bir tane de kült diye geçen şu abimiz var. Kral tacı gibi. İlk olarak kendisini öldürdük ve 50 deneyim puanı kazandık. Sonrasında merak eden bütün askerler buraya doğru gelmeye başladı. İşte yapay zeka burada devreye giriyor. Ben de onları gördüğüm gibi hiç zorlamadan, zaten tırmanırken bana saldıramıyorlardı, çatır çatır hepsini buraya indirdim. Orada indirdim daha doğrusu. Gördüğünüz gibi burası istif oldu resmen. İnsan istifi. Sonrasında hepsini lootladım. Ve hazır mıyız? Evet. Tırın yanına geldik. Bu tırın ne gibi bir özelliği var derseniz, bir tasarım olarak güzel, iki içerisinde herhangi bir tırdan bunu ayıran bazı özellikler var. O da şu ki ateş edebiliyor. Evet. Yani bizim ateş etmemiz yetmiyormuş gibi kendisi de ateş edebiliyor. Bu arada araç içerisinde de az önce gördüğünüz gibi dinamit atma, işte bıçak atma gibi aksiyonlara girebiliyoruz. Bir araç kullanırken tabancamızı çıkarıp yanımızda bize saldıran kişilere takır takır ateş edebiliyoruz. Bu gibi özellikler de oyunda mevcut. Tabii co-op oynama kısmında bir deneyim yaşayamadık. Ne zaman co-op oynamak istesek oyuncu bulma, eşleştirme konusunda sıkıntılar çıktı. Ancak genel olarak şöyle bir toparlayacak olursak, Far Cry 5'in 3'te tutan formülü, sonrasında 4 ve Primal'da devam edilen durumu iyi noktalarını böyle birleştirerek
biraz daha böyle saf aksiyona odaklanarak ve bu aksiyonu sürekli canlı bir şekilde tutmak için her taraftan düşmanlar çıkararak bir şekilde harmanladığını ve ortaya oynanabilir bir şey çıkarıldığını söyleyebiliriz. Ancak daha önce Far Cry 3'ü 4'ü oynadıysanız, ki ben 3'ü oynadıktan sonra 4'te bile bu ne ya, aynı şeyin hani karlı haritası gibi gelmişti. Öyle düşünerek oynamıştım ve sıkılmıştım bir noktadan sonra, derken şu köpeği de bir sevelim. Bu tarz aksiyonlara da, atraksiyonlara da girebiliyoruz. O yüzden eğer daha önceki Far Cry oyunlarını oynadıysanız aynı şeyi oynuyorum havasına kapılmanız çok mümkün. Ancak ilk defa oynuyorsanız veya aradan bayağı zaman geçti, ben aynı şeyi tekrar oynarım diyorsanız, yenilenmiş özelliklerle birlikte, tüm oyunlardaki bu işte iyi yönlerin harmanlanmış haliyle birlikte eğlenceli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Karakterinizi geliştirme olsun, özelleştirme olsun, etraftaki bu çeşitli görevler olsun, ki yan görevler de yine çeşitli olmasına rağmen bazen aynı şeyleri yaptığınız oluyor. Ana görevler zaten ana hikayenin ilerleyişi yaklaşık 20-25 saat oynamanızı gerektiriyor. Bu yönüyle baktığınız zaman uzun oynanış süreleri var eden. Bir de Far Cry Arcade de var tabii. Ama orada ne kadar başarılı sizi oyunda tutabilecek görevler olur bilmiyorum. Hepsini birleştirdiğimiz zaman oynanabilir bir oyun. Ama dediğim gibi daha önceki Far Cry oyunlarını oynadıysanız aynı şeyi oynama hissiyatına kapılmanız çok olası. Şöyle kendi oynanışımdan aklımda kalan sahnelerden biriyle birlikte şöyle sizlere göstermek istedim son olarak. Ve burayı da özgürlüğüne kavuşturmuş olduk. Siz de bu bölgeleri özgürlüğüne kavuşturmak istiyorsanız, bu deneyimi yaşamak istiyorsanız Far Cry 5'i edinebilirsiniz. Far Cry 5'ten bizim aktaracaklarımız bu kadar. Önümüzdeki haftalarda farklı oyunlarla tekrar karşınızda olma ümidiyle herkese iyi oyunlar.